Zebur nedir hocam? Kısaca anlatmanız mümkün mü? Tabii ki. Zebur dediğimiz kitap bunun orijinal adı Tehilim. Ee, Avrupa'da genellikle psalm diye yazılır. Psalms diye yazılır. Ee, o külliyatta. Hazreti Davud'a atfedilen ve onun mizmor adıyla, mizmor adında bir çalgıyla icra ettiği düşünülen şiirlerin derlendiği kitaptır. Şimdi bu mizmor hakkında biraz tartışma var. Ee, yani mizmar bazı yerlerde nefesli çalgı olarak kabul ediliyor ama daha ziyade arp gibi bir telli çalgı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bugün özellikle Hristiyanlıkta da çok önemli bir ilahi kaynağıdır. Ayinler sırasında okunan ilahiler daha ziyade mezmurlardan seçilir. O bağlamda Avrupa sanatını da Avrupa sanatını da derinden etkilemiştir. Zebur hakkında kısaca bunları söyleyebiliriz. Tevratın sanılan çok sonra Ezra tarafından yazıldığı Video da videoda geçiyor tabi. Videoda bahsettim. Ezra bir ikinci <laughs> editör gibi unutulmuş olan Musa yasasını Yahudilere tekrardan hatırlatıyor. Babil sürgününden döndükten sonra. Sümerlerden büyük tarihi serisi olabilir. Hamur abi kanunları falan. Yakında yeni kitap var. Mistisizm 101 gibi bir kitap geliyor. 170 madde yazdım. Bir 30 madde daha yazacağım. 200 madde olacak. İyi bir yani meşhur bir yayın evinden karşınıza çıkacak. Ondan sonra da İstanbul'un işgal günlerinde Spiritualizm kitabına çalışmaya başlayacağız. dikenden taç ördüler. Evet. Evet. Bir ötkenli bu sefer. Şimdi efendim Sabet Aycılığı anlatın. Prens Sabahattin falan evet ikinci kitabın konusunda Prens Sabahattin de var. Sab <laughs> Sabet Aycılık hakkında ya şu Sabet Aycılık hakkında müstakil video yapacaktım bir fırsat olmadı. Ama şöyle söyleyeyim. Sabet Aycılık Safet'te ve e, bugünkü işte Filistin İsrail topraklarında bulunan Kabalist Yahudilerle yakın münasebetleri olan biri. Aslında İzmirli. Osmanlı ülkesinde doğmuş biri. Ve e, Gazze'li Natan e, Gazze'li Natan kendisinin bir Mesih olabileceğine dair bir işarette de bulunuyor. Şimdi şöyle bir durum var. Sabetay Zvi'nin aslında kurmuş olduğu mezhep çok kabalist yönleri olan bir mezhep. Çok kabalist yönleri olan bir mezhep. Çünkü orada şöyle bir şey vardır. Biraz tabii bunlar teferruat. Yani daha tabii bunu anlatmam lazım ama çok uzun sürer. E İsak Luria diye bir kabala hocası var. İsak Luria diye bir kabala hocası var. Bu Yahudi mistisizmi. mi? Ve İsak Luria'nın tezi şudur. Bunu daha evvel konuşmuştuk burada. İshak-ı der ki evren şöyle yaratıldı. Tanrısal ışık tamam mı? Ee, Or-ayn-sof yani sonsuzun nuru. Bir kaplardan taşa taşa gelen bir nur gibi böyle kaplardan kaplara kaplardan kaplara aktı. Ve şöyle söyleyeyim kelliyim denen veya sefirot denen bu kapların içerisinde doldu. Bazı kaplar bunları taşıyamadı ve çatladı. Bu çatlamadan çıkan sızıntılar bu alemi oluşturdu. Dolayısıyla bir kabalistin, bir Yahudinin görevi doğru davranış biçimlerini edinerek bu dağılan o sızıntıları, kıvılcımları yerine geri getirmektir. Özet olarak böyle düşünüyor İshak Luria. Burada tikkun olan deniyor, aleme nizam verilmesi. Şimdi aleme nizam verilmesi düşüncesi kişilerin bireysel olarak da alemin nizamını belirleyebileceğine dair bir kabulü aslında beraberinde getiriyor. Bu da Sabataizi vide var olan bir şey. Bir farkla Sabataizi diyor ki sadece iyi davranışları yaparak bu alemi düzenleyemeyiz. Maşim zarî denilen e, tuhaf davranışları da gerçekleştirmeliyiz ki bu tikune'o olan gerçekleşsin. Alemin nizamı bulması gerçekleşsin. Şimdi Sabataizivi'nin en önemli meselesi budur. Sabataizivi'nin en önemli meselesi budur. Ve buradan hareketle Sabataizivi Yahudi şeriatına aykırı bazı işler yapmıştır. Mesela sinagoglara girmiş, kadınlarla birlikte Tevrat okumuştur. Tanrının söylenmesi yasak olan ismi olan Tetragrammatron'u açıkça söylemiştir. Dolayısıyla sabetaycılık, aslında Yahudilikten çıkma bir e, tınak içerisinde sapkın bir mezheptir her şeyin başında. Daha Sabetay kendini gizlemeden önce zaten bu ayrım gerçekleşmiş. Ama şöyle bir durum var. Mesih'in gelmesi pek çok inançta Yahudilikte de böyledir. Kuralların terse dönmesi anlamındadır. Yani normalde var olan kurallar terse döner. İsmaililikte de mesela. Peygamberin şeriatı derler Mesih veya Mehdi gelene kadardır. Mehdi geldiği zaman onun şeriatı devreye girecektir. Yeni bir hüccettir o ve o hüccete göre hareket edilir. Şimdi Yahudilikte de benzer bir şey var. Maşiyah geldiğine göre alemin nizamı ortaya konacak ve bu nizam yeni olacak. Evet beyaz eşeğe ters binmek aslında yani upside down'a dönecek dünya. Şimdi bu bağlamda buna inanıyor Yahudiler. Ve dünyanın dört bir tarafından Yahudiler Sabeta'ya geliyorlar. Geleneksel hahamları terk etmeye başlıyorlar. Bunun üzerine hahamlar, responsalar yayınlıyor. Akın akın gidiyor cemaatler. Yapmayın, etmeyin bu adam sapık falan filan dinlemiyorlar. Ve ciddi bir bölüm mü oluyor Yahudiler arasında? Nihayet, nihayet Osmanlı makamları şunu fark ediyor. Şimdi bu adam ben İstanbul'a gideceğim, Türk sultanını tahttan indireceğim, Mesih olarak ben tahta geçeceğim diyor. İşte burada cortluyor. Bunu demese Osmanlı ilgilenmez. Yahudilerin Mesih mi varmış, Mehdi'si mi varmış? Osmanlı bunlarla uğraşmaz. Ama bunu söylediği zaman devletin dikkatini çekiyor ve bu saraya çağrılıyor. Daha doğrusu yakalanıyor, derdest ediliyor. Şimdi Osmanlı hukukunda şöyle bir şey var. Yani tövbe edip Müslüman olursa kurtulacak. Onun çok teferruatı vardır İşte göğsümde bir e, kuş saklamış da benim göğsümde bu cam çıkana kadar Müslümanım falan filan demiş. Sonra uçurmuş falan gibi romantize edilerek bir anlatı biçimi vardır ama temelde şunu biliyoruz. Kendisinin e, Müslüman olarak kendisini gösterdiği Müslümanlığı kabul ettiğini söylediği bunun üzerine Edirne'de kendisini hapiste ziyaret eden işte gözyaşlarıyla Mesih'imizi hapse attılar falan filan diyen Yahudilerin etrafından çekildiğini ve cemaatin dağıldığını biliyoruz. Cemaat dağılıyor. Cemaat dağılıyor fakat Sabet Ayzıvi ufak bir cemaati etrafında toplamaya devam ediyor. Ve Mesiyanik hareketlerin hemen hepsinde şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Mesih mesela eee çünkü dünyayı değiştirecek diye inanmışsınız. Bu adamın peşinden gitmişsiniz. Ve bu adam bir yerde ölürse veya din değiştirirse kendinize de yediremezsiniz. Yani dersiniz ki yok hayır böyle değil başka bir şey var burada. O aslında şunun için yaptı bunu falan gibi bir hikaye uydurursunuz. Ya da dersiniz ki ya tamam gitti ama geri gelecek abi hani hani durur şimdi beklesen. Aynısını için içinde yapıyorlar. Yani gitti ama geri gelecek. Ve onun için onun enkarnasyonları, onun ruhunun reenkarnasyon oluş biçimleri falan gibi inandıkları şeyler de var yani. Şimdi bu bağlamda Sabeta hareketi böyle bir hareket ve daha sonra Sabeta'nın kuralları şu oluyor. Yani kendinizi mümkün mertebe gizleyin, Müslüman gibi yaşayın. kendi içinizde, kendi içinizde bu mesyanik mezhebin ibadetlerini yapmaya devam edin. Sabetacılık özetle budur. Yani Sabetacılık gizli bir örgütten ziyade aslında dini bir harekettir. Tabii şu oluyor, modernleşme sürecinde Selanik'teki Sabetaylar, bir kere Selanik'in çok kozmopolit bir memleket olmasıyla birlikte, bu Sabetaylar da iyi eğitim alıyorlar hep. Bunlar daha ziyade böyle ee, ne diyelim, yani o Sabetaylığın gizli dini cemiyetinin içerisinden çıkıp biraz daha seküler bir ortama giriyorlar. Osmanlı döneminde en katı dindar gibi görünenler de onlar bir kısmı, kısmıyla. Çünkü o sistemin normali o ya en koyusu o yani böyle eldivenle falan geziyorlar. Şimdi şimdi bu noktada Selanik'teki o seküler eğitimle karşılaşan Yahudi gençleri Gonca'yı Edep gibi dergilerinde bunları yerden yere vuruyorlar Sabata hareketini. Niye saklanıyoruz? Niye böyle bir şey var? Ne yapıyoruz biz falan. Biz Müslüman mıyız, Yahudi miyiz falan gibilerine kadar iş geliyor yani çok açık bir biçimde bu seküler gençler <laughs> gençler sırrı ifşa ediyor. <laughs> sabet aycılık paranoyasının en temelde başladığı yer burasıdır. Daha sonra tabi bu tartışmalar devam ediyor. Bazı sabet aycılar kendilerini açıklayıp Müslüman oluyorlar mesela. Yani, ikinci defa. Mesela bunlar arasında gerçekten samimi bir şekilde Müslüman olanları da vardır bir kısmı. Ve şöyle bir şey söylüyorlar Gonca Yedebin yazarları ve o seküler sabet sabetaycılar. Yani biz artık bu işleri bırakalım. Yok gizli bir mezhep yok sabetay bilmem ne. Biz artık yaşadığımız toplumla uyum sağlayalım. Zaten zahirde Müslüman gibi yaşıyoruz. Yaşadığımız toplumun değerleriyle uyumlu bir şekilde yaşamaya devam edelim. Bu işleri unutalım. Bu bize bir engel teşkil ediyor diye düşünüyorum. Ve hakikaten de sabetaycı ailelerin çoğu bunu unutmuştur. Söylemeye söylemeye saklaya saklaya bundan olmuş. Bir kısmı unutmamıştır. Ya, bu adetleri devam ettirmiştir. Günümüze kadar da bunlar gelmiştir. Halen daha benim de bildiğim mesela Sabetaycı aileler vardır. Ee, bu, Mozanaplara evet benzetilebilir bazı açılardan. Doğru. Fena bir benzetme değil. Şimdi burada şunu da ekleyelim. Burada şunu da ekleyelim. Ee, bu Selanik'te Sabetay Sabet ayıcıların çok olması Sabet ayıcıların çok olması ve kaderin bir şeyi olarak Türkiye Cumhuriyet'inin kurucu kadrolarında ekseriyetle Selanik ve çevresinden çıkan insanlar olması daha sonra bu sabetaycı paranoyanın siyasi bir mesele olarak da kullanılmasına sebebiyet vermiştir. Yani Selanikliler hakkında konuşan insanların% %90'ı aslında, Atatürk hakkında konuşmak isteyen insanlardır. Ama oraya ulaşamadıkları için Selanikliler hakkında konuşurlar. Gerçekten Selanikliler hakkında adam akıllı, pek bir şey bilen insan sayısı azdır. Gerçekten sağlıklı bir biçimde araştırma yapan insan sayısı azdır. Genellikle uydurmadır bu külliyat, onu söyleyeyim size. Yani paranoya eseri bir külliyattır bu. Daha bazı teferruatlar var da hepsine girmek istemiyorum. Ya bunu gerçekten doğru bir şekilde okumak istiyorsanız, iyi bir e, yazıyla okumak istiyorsanız, iyi bir araştırma ile okumak istiyorsanız yapacağınız şey Gershom Sholem okumaktır. Gershom Scholem'den Sabetaycı'yla okumaktır. Bu işin en baba kitabı budur. Ve tabi Sabet aycık sadece bizim Türkiye'yi etkileyen bir şey değil. Avrupa'da Frankistler var aydan etkilenen. Ve bugün Hasidik Yahudiliğin içerisinde Sabetaycılıktan kalma bazı izler var. Yani sabetaycılığın kitlesel bir dönüşüm hareketi olması, işte bireysel olarak alemin düzeltilebileceğine dair inanç. Bunlar daha sonra hasidik hareketi de etkilemiştir. Onu da not etmek lazım. Özetle sabetaycılık hareketi budur. Ben burada daha önce galiba anlattım bir kesitte ama neyse bugün de böyle denk geldi, anlatmış oldum. Çünkü çok farklı bir arkadaş grubuyla beraberiz. Normaldeki kalabalık, yani bizim 200-300 kişilik ekibin dışında da insanlar var burada. Onun için onlara da tekrar etmiş oldum. Ve hatta evet Balkan Türkleri bile bu konuda nasibini almış oluyor bu önyargılardan. Hocam Sabet Aycılar'da dönmelerin Bektaşilikle alakası nedir? Sabet Hacılar'ın Bektaşilikle bir alakası yoktur. Ha şöyle Bektaşilerin arasına girmiş olan dönmeler var mıdır? Sazanikos denir buna. Sabet Aycı da denir. Ee, bunlar var mıdır? Mümkündür. Olabilir. Mevlevi'lerin arasına girmiş olanlar vardır. Hani şöyle söyleyeyim. Kendini gizleyerek girmiş olanlar da vardır. Hani Sabetayıcı olmayı bırakıp da Bektaşi ya da Mevlevi olanlar da vardır. Olabilir ama doğrudan bir alakaları yoktur. Hani böyle organik bir bağ yoktur. Bektaşilikle 1800'lerin ortasından sonra masonluğun arasında bir irtibat başlamıştır. Ve mason Bektaşiler ortaya çıkmıştır. Bunların en meşhuru Rıza Tevfik Bölükbaşı'dır. Zatefik Bölükbaşı hem bir mason üstadıdır, üstadı azamdır. Hem de aynı zamanda bir Bektaşi babasıdır. Yine yakın zamanlarda vefat eden Teoman Güre baba aynı şekildeydi. Hatta böyle çok ilginç levhalar vardır. Mededya Hünkar Hacı Bektaş Veli ortasında mason gözü falan. Orada da şöyle bir şey oluyor. Ee, özellikle mesela Balkan kökenli insanlar arasında, filozofuz evet. İnsanlar arasında ile karşı bir sempati var. Ve Masonluk'la karşılaştıkları zaman bir kere şunu öğrenmemiz lazım. Bir gün başlı başına Masonluk konuşalım. Hatta ben hep aklımda neyse. John Dickey kitabı üzerinden de şey yapabiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. 19. yüzyılda arkadaşlar Masonluk bugün algılandığı gibi bir yapı değil. Ve o dönemde gerçekten çok popüler bir yapı. Yani İttihat Terakki Partisi'ne mensup olanlarında pek çoğu resorta e, ...locasına kayıtlıdır Makedonya'da. Bu hem gizli toplanmanın verdiği bir heyecan... ...hem bir men's club olmasının verdiği bir heyecan. Hem efendim... E, ...yani aydınlanmacı fikirlerin... ...çok masonlukla ilişkili olmasıyla ilgili bir heyecan. Yani o dönemde... ...bütün demokratik hareketlerin içerisinde masonluğun etkisi vardır. Mesela bizim milli iradenin kapağında göreceksiniz bayağı bir piramit ve içinde göz vardır mesela. İnsan hakları beyannamesinin resmedildiği bir resimde. Niye var bu? Çünkü Fransız devrimi ve insan hakları beyannamesinin oluşması sürecinde masonlar çok etkindi. Ve hatta Fransız devriminden sonra evrenin ulu mimarına tapılan bir tek tanrıcı deist dinin Fransa'da yerleştirilip yerleştirilemeyeceği de konuşulmuştu. Yani yeni dünyanın dini masonluk olabilir mi konuşulmuş. Amerika mesela, Amerika mesela yüzde yüz bir mason ürünü olarak ortaya çıkmış bir devlettir. Yani köylere kadar, köylere kadar e, mason hocalarının yayıldığı bir şeydir. Çok mesela Elginç bir örnek, Scorsese'nin son filmini izleyin. Uzun da bir isim var bu Kızıl Kızılderili anlattı. Orada görürsünüz yani kasabalarda bile mason hocası var yani ve ABD arka yüzündeki o piramit göz vesaire. Evet masonlukla ilgili şeydir bunlar. Ve resmi olarak törenlerin içerisinde de alınmıştır mason ritüelleri. New York'un şehir planında vesaire. Amerika hakikaten bir yani masonların daha doğrusu Amerika'nın kurucu babaları arasında çok fazla mason vardır ve masonluk çok aktif olmuştur. Evet, Killers of the Flower Moon. Evet çok güzel. Film de fena değil. Benim hoşuma gitmişti. Şimdi Böyle olduktan sonra Hristiyanlık şey var tabi evanjelizm falan sonradan daha tabi ön plana çıkıyor da başlangıçta şöyle de bir kafa var. Burası yeni bir dünya ve bu yeni dünyanın aslında temel değerleri bu masonluktan gelsin gibi. Şimdi zamanla tabi masonluk da da Yadusu ilk oluştuğu zamandan farklılaşıyor ama şunu da söyleyeyim mesela. Giuseppe Mazzini gibi mesela İtalya'nın hürriyeti veya İtalyan Cumhuriyeti'nin kurulması... İtalyan Krallığı'nın ve daha sonra Cumhuriyet'in kurulması süreçlerinde yer alan e, insanların da önemli bir kısmı masondur ve Carbonari Cemiyeti tamamen mason cemiyeti olarak kurulmuştur. İtalya'daki uluslaşma sürecini oluşturan Carbonari Cemiyeti büyük ölçüde mason temelli bir cemiyettir ve bizde de Jön Türkler Ebu Ziya Tevfi'nin Yeşilköy'deki yalısında ki bu yalıyı Tansu Şiller daha sonra aldıydı diye hatırlıyorum. Karbonari Cemiyeti'nin şeyini okumuşlardır. Kuruluş bildirgesini okumuşlardır. Ona okuyarak başlamışlardır. Dolayısıyla masonluk bütün dünyada devrimci hareketlerinde temel şeylerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla lafı biraz tekrar geri alalım. İttihat Terakki Partisi'nin mensupları arasında, sempatizanlar arasında mutlak surette masonlar vardı. Bunların başında hiç şüphesiz Talat Paşa geliyordu. Talat Paşa bir mason üstadıydı. Tabii ne kadar aktifti o tartışılır. Yani bazı şeylere de böyle payı olarak da veriliyor olabilir. Orası biraz tartışmalı. Ama aynı zamanda bir bektaşiydi. Aileden de bir bektaşiydi. Hatta Abdülaziz Tolun'a soruyor. Yani ben hangisine gideyim diye. Me Mecdi Efendi de diyor ki efendim diyor Bektaşilik bir Türk tarikatıdır. Dolayısıyla siz bir Türk paşasını, paşa, paşasısınız ve sizin bir Türk tarikatına girmeniz daha münasip olur diye de ona bir şey yapıyor. Bu böyle bir şey var. Böyle bir yakınlık söz konusu. Bu yakınlık evet. Yani bektaşilikle bir benzerlik kuruyorlar. İşte kabul törenleri, teklis törenlerinin o kıyafetlerin giyimi, onların benzetilmesi, bazı ritüellerin benzetilmesi. Ve işte o ezoterik yapı, hani dışarıya kapalı yapı. Bektaşilerde de biliyorsunuz aynı cem dışarıya kapalıdır falan. Oralardan bir benzetmelerle aslında işte Bektaşiler masonların şimdi buldukları şeyi asırlar önce bulmuşlardır gibi bir söylemle de aslında kendilerini de modernize etmenin bir yolu olarak da görüyor bunu bazı Bektaşiler. Yani efendim ne var işte bütün dünyada moda olan masonluk evvela bizde bulunmuştur. Yani biz onların da hocasıyız demeye getiriyorlar işi yani. O bakımdan da önemli olmuştur. O bakımdan da önemli olmuş. Mesela Von Sebottendorf'un Von Sebottendorf'un şeyi vardır. Doğu ezoterik gizemleri mi? Doğu masonluğunun gizemleri diye bir kitabı vardır. Orada Bektaşili anlatır. Sebottendorf Tuğle Cemiyeti'nin kurucular arasındadır. Ve ve biliyorsunuz malum işte Nazi Partisi'nin kurulmasında da bu tarz yapıların çok etkisi vardır ideolojik bazda. Bu bağlamda şöyle bir husus söz konusu. Şöyle bir husus söz konusu. Baron von Sebottendorf Bektaşilik üzerine müstakil bir kitap yazıyor. Fakat burada ben okudum o kitabı. Uyduruyor. Çoğu şeyi sallıyor. Çünkü sonradan da bunu fark ettim. Akademide de böyle bir tabir var. Pseudo Bektaşizm diye bir durum var Avrupa yazanında. Bektaşiliğin imajı kullanılarak bir işte doğum istisizminin bir parçasıyız biz gibi bir şey yaratılıyor. Avrupa yazarlar arasında böyle bir adet var. O bağlamda Baron Sebotendorf da öyle yazmış. Onu anladım mesela bir süre sonra. Bunu işte bir sonraki kitapta anlatacağım. Laikliğin neden masonlara dokunmaz? Ne bağlamda? Yani anlamadım. Laikliğin neden masonlara dokunmaz? Şey mi demek istiyorsunuz? Hani niye masonlara bir şey yapılmadı? Hayır masonlar mason hocaları kapatıldı. Mason hocaları kapatıldı Türkiye'de. Daha sonra açıldı. İşte evet öyle bir soru sordu da yani kapatıldı masonluk.